arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar benim de çok fazla merakla beklediğim bir video yapacağız. Kaptan Amerika videosu yapacağız. Bildiğiniz arkadaşlar R5'i atmıştık. Bugün diye R5 atmıştık. Kritik oranı fena değil. Yani blok hakikaten, yani karakterin birçok güzel özelliği var. Benim için arkadaşlar dikkatimi çeken iki esprisi var. Bir tanesi benim hücum riband dediğim saldırırken savunması. Nedir bu? İşte blok yaparken veya siper yaparken ki çok daha az hasar yemesi ve bunları parlatması arkadaşlar. Biliyorsunuz parlattığı zaman hem hasarı kesiyor hem de üzerine etki açacaksa açmıyor. Yani bir nevi yetenek isabeti de kaybettiriyor rakibine. Aynı zamanda bildiğiniz gibi siper ağır saldırı oynayarak hiddetleri basıyoruz. Ve özel saldırı ki çat diye şöyle bir hareket yapıyor personelimizi. Çok güzel vuruyor. Yani bir kritik vermese bile 30K'ları falan var. Hiçbir şey yapmasanız bile, yani L3 atıyorsunuz abi yine 40K'nın üzerinde vuruyor. Ki o kritik ise 80-90, duruma göre 100K bile gelebiliyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda bir de Mr. Fantastic sinerjisini deneyeceğiz. Yani Mr. Fantastic ile beraber arkadaşlar bir teknobilim sinerjisi var ki çok detaylı anlatacağım bunu. Bu güç iğnesi yapıyor arkadaşlar. Kaptan Amerika'da bak 11K'lar geldi. Hatta toplamda bir 16K falan vurdu ağ saldırı. Ve güç iğnesi neydi? Yellow Jacket'ten hatırlayalım. Rakip özel saldırı attığı zaman ekstra hasar veriyor arkadaşlar rakibe diyelim. İlk olarak bir L3 atalım. Yani L3 attığınız zaman da hem sınıf farklılığına göre ekstra hasar veriyor. Hem de arkadaşlar bir tane daha ekstradan kinetik potansiyel yükü falan. Filan çok uzun ismi var ya. İşte kinetik yükten açıyor diyelim. Ver siper ağır saldırı. Tamam bırak, bir tane daha vuraydın. Gundi ne, çok acelesi var bunu oynayan kimse ya. Magi miydi neydi o bu çocuğun adı. Neyse. Öğrenecek, o da öğrenecek. Öğrenecek. Azimli çocuk. Azimli çocuk, zamanla öğrenecek. Tamam devam. Evet, oba 900 geldi. İkincisi bu da, yani ikisini ben toplarsan iyi vuruyor. Ve oynaması da basit arkadaşlar. Yani siper ağır saldırı, bir şey yapmıyorsun. Hadi farz edelim ki rakip siper yemiyor. Çok da bir problem değil açıkçası. Yani siper ağır saldırı yapmasan bile adam oynuyor arkadaş, yani blokta bekleyerek biz arkadaşlar rakipleri ağır saldırı atmaya zorluyoruz. Yani ağır saldırı atan rakip boşa düşüyor, açık veriyor. Bunu da çok rahat bir şekilde oynayabilirsin. Baba 36K geldi, kritiksiz, çok temiz. Kritiksiz 36K. Çok güzel, bir de üstüne sersem veriyor. Daha neler diyorsun yani. Yine kış askeri özel saldırı attığı için arkadaşlar ceza yedi. Rakibe olumsuz etki verdiğin anda bak gördüğün gibi direkt 3 tane ilk oba 8200 ekstradan yiyor. Bunu 10 kere yapsa 82.000 abi. Senin bir tertemiz rakam. Oba kaç yıla görmedim onu. Tüy başka yere bakıyordum, neyse. 96K falan vurdu sanırım yani. Bayağı hokkalı. Hokkalı yapıştırdı. Eline sağlık kaptan. Şimdi özel saldırı atsa hop yine böyle bir ceza yiyecek. Her zamankinden. Bir L2 daha atalım acaba. D2'ye yetişir mi? Bir de kritik gelir mi? Gelir mi? Bence gelir be. Vurdu, gol oldu. 96. Oba. 2 tane 96. Ne yapıyor abi? 180. 190'dan biraz daha fazla yapıyor arkadaşlar. 190.000. Aa, iyi yapıştırdı. Yani Kaptan Amerika'nın esprisi bu. Tabii ki özel saldırı ikisi kritik verirse coştu ya abi. Adamı kendinden geçiriyor yani. Ama her zaman da beklemeyin. Yani tek atış çat. Ya %22 şansı var zaten adamın. O da denk gelirse işte diyorsunuz. Ya sınıf bonus yemişken 96.000 vurduysa, yani normal şartlarda bir 100K civarında çıkartır. Sınıf bonusu kazanırsa o rakam daha da coşar bence. Basit, dediğim gibi oynaması da basit. Ve çok fazla action yapmadan da inanılmaz yüksek hasarları çıkıyor. Aynı zamanda birazdan göreceğiz, durdurulamaz etkilerini kapatıyor. Ve şöyle bir güzelliği var. 6-2'deki şampiyon arkadaşlar çok rahat bir şekilde geçiyor. Hakikaten çok rahat gıdıklıyor. 6-2'deki şampiyonda bir tane yol var. Geri çekilme karosu. O çok tehlikeli. Mesela 6-2'deki şampiyonu birçok karakterle. Hood'la dövenler var. Loki ile çok rahat dövenler var. Ondan sonracım abicim. Var da var. Ama işte o geri çekilme yolunda onlarla dövemiyorsunuz. Çünkü geri çekilmiyorsunuz. Ha, bir kere çekiliyorsunuz. Bloğunuza hasar yemek zorundasınız. Bunu da arkadaşlar Kaptan Amerika çok güzel götürüyor. Yine aynı zamanda Taş Adam da çok güzel götürüyor. Taş Adam'ın da aynı esprisi var. Kaptan Amerika gibi çok az hasar yeme özelliği de var. Bugün videosunu paylaşmıştık. Mr. Fantastic'in 400'ü ile ilgili arkadaşlar video paylaştık zaten. Onları da izleyebilirsiniz. Yine açıklama linkini atarım onda. Hop. Şimdi üzerimizdeki
çift kinetik yük varken L2 atmak isteriz. Ama burası biliyorsunuz biraz böyle yavaş oynadığı için adamı gıdaya getiriyor var ya. Çok fena. Bakayım yetişecek mi? Yetişir mi? Yetişmedi. Geçmiş olsun. Neyse. Çat. Vurduk. 30K temiz var. Ya 30K temiz var. Sadece L2'nin. Bir de bunun ağır saldırısı var. İşte 10-15K da o verse Allah bereket versin. 40-45K çok güzel bir rakam. Ve siz o L2'ye çıkana kadar çok fazla hasar veriyorsunuz rakibe. Yani kritik gelmese bile bir L2 atana kadar abi L2'de dahil 100K'nın üstünde 120K belki 150K hasar veriyorsunuz. İşte o L2 kritik gelirse tadından yenmiyor. Bir de bu Mr. Fantastic sinerjisi arkadaşlar inanılmaz. İnanılmaz etkiler veriyor. Göreceksiniz yani ileride bolca. Yani nasıl bu aralar Nick Fury Quake veya Nick Fury Ant-Man sinerjisini çok görüyoruz. Oba kaç vurdu? 99 vurdu galiba. İyi vurdu. Yani ne hadi 100 desen ona. Yabancı değilsin sana 100 olsun. Şimdi özel saldırı atsa bir daha hasar yiyecek. Tabii o kadar yaşar mı? Bam. 10K. Abi çok güzel dövüyor ya. Ayağı kaydı yeri düştü. Özel saldırı atacak. Şekil yapacaktı. Sen kime şekil yapıyorsun dedi. Çok güzel bir sinerji arkadaşlar. Çok güzel. Yani hasar gücünüz ne kadar yüksekse. Taş adam mesela 20K falan vurduruyor. Star-Lord'da var arkadaşlar. Gördüm 40K, 50K hasar yiyor rakip. Öyle yani bir sinerji. Yapacağım. Hepsini bolca vakit oldukça yapacağım arkadaşlar. Şimdi arena ertesi biraz böyle dinlenme moduna geçmiştim. Bugün attım yine birkaç video. Yine arena başlıyor. Bu sefer aşama ödüllerini kazanacağız. Bu da Mr. Fantastic'in diğer özelliklerinden bir tanesi. Buradaki etkileri kullanıyorsunuz ama Mr. Fantastic girmese bile o etkiler devam ediyor. Rakibin üzerinde birazdan göreceğiz zaten. Direkt rakip korkutmayla başlıyor. Yani iyileşen bir şey varsa onun iyileşmesini de düşürüyor. Kaptan Amerika'nın da kendi şeyi var. Yani böyle artık iyileşenler falan çok iş yapamayacak gibi gözüküyor bu yeni sinerjiyle beraber. Şimdi Kaptan Amerika'nın dediğim gibi arkadaşlar durdurulamazları kapatma esprisi de var. Peki nasıl kapatıyor? Eğer üzerinde kinetik yük varsa Kaptan Amerika'nın rakibe vurduğunda kapatır. Yani üzerinizde bir kinetik yük olması lazım. Şimdi bu Gunny durdurulamaz açarsa onu da göreceğiz. Mesela bu şekilde önemsiz. Siper ağır saldırı öneriyoruz ama yani siper attıktan sonra bir vur ağır saldırı da yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Çat. Sonra ver L3'ü. Temiz. Yine 40K temizi var. Yani siper attım. Bir vurdum. Bir ağır saldırı yaptım. Orası 15K. 40-45K da burası abi. 55-60K hasar veriyor. Bu 33K yedi bu sefer. Juggernaut'ın adı tabi ezinin defansı güçlü. Ne kadar sırrı Borussia'sı de. Aynı Rino gibi. Rino da mesela o şekilde. Düz bir şey gibi gözükse de datası hakikaten çok kaliteli. Oba 14 küsür geldi. 15 desen ona. Yabancı değilsin. Durdurulamazları kapatması çok 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 iyi. Çok çok iyi. Ve dikkat edin yani blok atma becerisine dikkat edin. Blok becerisi de inanılmaz yüksek. Siper atması kusursuz sürekli kusursuz atıyor veya parlatma basıyor. Oba kritik gelmedi. 29-30K geldi. Yine yabancı değilsin hesabı. Tanıdık hesabı yaptık orada. Yine sıfır attı. Yine kusursuzu bastı. Yine kusursuz bastı. Kaptan Amerika ya gerçek. Bu Kaptan Amerika. Ben diğer Kaptan Amerika. Yine kusursuz. Ben diğer Kaptan Amerika'nın da bu blok becerisini çok beğeniyordum. Yani bu bir de saldırı da almış. Yine kusursuz abi. Ne oluyor ya? Biri buna şunu vursun ya. Hop yine kusursuz. Fark ediyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar inanılmaz bir karakter. Açıktan vurduğunda 29 yedi sadece. Şey açıktayken biliyorum. Yine kusursuz. Yine kusursuz. Yani İnanılmaz defansif yani hem saldırı hem defans bu karakter bomba bomba ateş ediyor şu anda. 10K verdi temiz kusursuz 63 63 yedi 52 yedi rakibin de yansıtma 2000-3000 civarı falan bir saldırı gücü var. Bak yine kusursuz siper attın mı kusursuzlar çok çok güzel geliyor. Yine kusursuz yani bu karakter nasıl hasar yiyecek abi kusura bakma da yani. Hakikaten kolay kolay olmuyor. Ve farkındaysanız 3. dövüş arka arkaya sürekli özel saldırı basıyorum. 1, 2 fark etmiyor. Adam hala yaşıyor ya. Yani utanmasa da ya. Bu çok güzel bir özellik var ya. Mr. Fantastic sinerjisi. Adam tam sana son hareketini yapacak. Sen kimi hareket yapıyorsun diyor. Patates ediyor. Bir de 6. sahnede deneyelim mi arkadaşlar karakteri? Hadi gidelim. Madem evet dediniz. 6. sahnede de bir deneyelim. Çok keyifli bir karakter. Çok güçlü bir karakter. Çok çok bir karakter yani öyle bir karakter öyle söyleyeyim size.
Bu sefer de saldırı takımı kuralım. 6-2'deki şampiyon. Tabii 6-2'deki o şampiyonu ben bugün değil de geçeceğim. Videolarını atacağım. İki yolum kaldı arkadaşlar. İki tane turum kaldı sadece. İkili ikili gideceğim için iki yolum kaldı. Orayı da artık ilk fırsatta oynayacağım. Şöyle az bir şey bir stok basayım. Biraz diriltme, biraz sağlık potu basayım. Yani bu hafta oynarım diye düşünüyorum. Gerçi yeni macera gelecek işte. O yeni macera gelmeden bir yüklensem buraya fena olmaz gibi geliyor. Neyse bakacağız artık ona da. Hemen saldırı takımı arkadaşlar. Saldırı sinerjisi nasıldı? Kırmızı Manyoto, kırmızı Cyclops, Yellow Jacket, bir de arkadaşlar yanına Ant-Man. Bu arada hala uyku modundayım ha, var ya temizim var yani. Neyse. Artık gümüş sörfçü bekliyorum abi. Gümüş bekle gümüş sörfçü beni geliyorum. Ve ilk olarak arkadaşlar Stark örümcek. Stark örümceğin 168k sağlığı var. Temiz 168k sağlığı var. Kaptan Amerika'mızla bir giriş yapalım. Basit. Siper ağır saldırı. Siper ağır saldırı güzel. Toplamda 12k çıkardı. Bu sefer kritiksiz de 6k çıkardı. 5300 artı 12.000. Yani şu anda 18.000 çıkardı. Devam ediyoruz. Coşmaya devam abi. Çok basit arkadaşlar ve çok keyifli. Elinizde varsa kopyasızken bile bak yine bu arada siperler hep kusursuz blok ha. Onu da çok şey yapmak istemiyorum. Yine kusursuz blok. Yapıştır şöyle yakışıklı bir L2. Bam. Kritiksiz 35k. Temiz 35k. Hakikaten karakter. Hakikaten inanılmaz bir saldırı yapmışlar. Ve saldırırken ki defansı yani hücum ribandı ayrı bir güzellik. Ayrı bir güzellik. Hop havada ölenler filmini çevirmiş olduk. Arkasında bir de Hyperion var. Hadi bir de Hyperion dövelim. Normalde yanına sinerjisini yapsanız Hyperion'un güç basmaları geriye geriye gitmeye başlayacak. Ama çok bir esprisi yok sonuçta burası. Bu, yani bu Kaptan Amerika için kolay bölüm. Hatta 6-3 de kolay. 6-3'ü izleme videosu çekeceğim. Bolca hatta canlı yayınlarda falan da izleriz büyük ihtimalle oraları oynarız. Ama birazcık bekliyorum. Kaban burada çok action yapıyor arkadaşlar. Yetişemiyoruz yani kredi yetişmiyor. İşte potlar yetişmiyor. Çok action yapıyor. Neyse. Hyperion'a geldik. Bak yine kusursuz blok. Çok çok hepsi bir şey ya. Açıktan yiyorsun. Parlatmaları bak. Normalde parlatma atma zaman 1100 vurdu. Parlatma da 300'e çekti. Yine kusursuz blok. Ya bu çok önemli bu kusursuz blok muhabbeti. Şimdi attığı L1'i blokluyorum ki kinetik yük versin. Bir de öyle bir espri var. Tabii üzerimizdeki neyse artık tam okumadım karısını ama yani yetenek açmamızı da engelliyor. Siperi falan da engelliyor. Hoba. Temiz verdi ateşi. Blokta bekle. Zaten 90-90 veriyor. 30K falan, 30-35K sağlığı vardır Kaptan Amerika'nın da. Çağat 99 bin. Ya sen ona 100 bin de tanıdık kişi, tanıdık kişi. Bomba gibi arkadaşlar karakter yani görüyorsunuz. Darısı başınızda inşallah siz de bulursunuz. Kopyalarsınız. Maxlarsınız. Ne diyeyim ya çok çok efsane bir karakter. Tabii ki bu karakter böyle öyle kolay gelmiyor bize. Öyle kolay yükselmiyor ve biz öyle kolay yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bolca emek. Her taraf böyle alın teri. Bu eşyalar öyle gelmiyor. Yani bu emeğe destek vermek istiyorsanız arkadaşlar videolarımızı mutlaka beğenin. Videoları beğenmeniz önemli. Kanala da abone değilseniz ayıp abi artık bir iki tane tıka basın yani şey, o kadar da şey yapmayın. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu son bir iki hareket daha görelim ondan sonra hepiniz Allah'a emanetsiniz yapacağım. Bak L2 bekliyorum var ya ben de çok fenayım ha. Çat vurdum. Sersem vermedi fark etmişsinizdir. O da sanıyorum şu üzerimdeki abidik gubidikten dolayıdır. Evet arkadaşlar muhabbet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alt tarafa diğer fantastik dörtlünün de arkadaşlar videolarını atacağım. Onları da izlemişsiniz. Mutlaka izleyin. Çok önemli çünkü. Yeni gelen bir şey. Bir de o kadar Mr. Fantastic kasmışız abi. Tüm Fantastic Dörtlü'nün 5 yıldızını ekibe katmışız. Bir like alırım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.